Arşivler açıldı. Arınç'ın Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde söylediği o sözler, sosyal medyada tekrar gündem oldu. Neler yaşanmıştı? Erdoğan çöktü, Arınç üzüldü. Vah civanım. Arınç'ın Erdoğan aşkı. Burdur'da Başbakan Erdoğan'a metiyeler dizen Arınç, dün de benzer ifadeler kullandı. Bak Tayyip Bey ne hale geldi. O civanım delikanlının şimdi gözlerinin altı morardı, düşünüyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a övgülerini sürdürüyor. İki gün önce Burdur'un Yusufça beldesinde düzenlediği miting, bu hükümetin, bu partinin başında, birisi öksürdüğü zaman arkasına bakmadan kaçan, birisi aksırdığı zaman şapkasını alıp giden, birisi kaşını çattığı zaman eyvah bana eyvallah deyip kaçan birisi yok. Bu hükümetin başında sadece Türk milletinin, milyonların sevdasını alan bir başbakan değil, Davos'ta dünyanın en büyük zalimine, sen zalimsin, diyebilen bir başbakan var, diyen Arınç, dün de Afyon'da benzer ifadeler kullandı. Civanım delikanlı. Partisinin siyaset akademisinde konuşan Arınç, Başbakan Erdoğan'ın gece gündüz ülke için çalıştığını söyledi. İktidar olmanın insanı yorduğunu, insanı üzdüğünü ve sıkıntıya sokarak geceleri uykularını kaçırdığını anlatan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bak Tayyip Bey bile ne halden ne hale geldi. O civanım delikanlının şimdi gözlerinin altı morardı, düşünüyor, dedi. Arınç şunları kaydetti. Yan gelip yatmak yok. İktidar sorumluluk ister, yorulmak ister, bazen ağlamak ister. Çoğu zaman çalışmak ister. Öyle yan gelip yatayım, denizden çıkmayayım, eğleneyim, öğlene kadar istirahat edeyim, mükemmel bir kahvaltı yapayım, ondan sonra her gün yatayım, uyuyayım, gezeyim, tozayım. Öğleden sonra şöyle bir meclise gideyim veya genel merkezde oturayım, gazetelere bir bakayım, kahvemi içerken gazetede bir şey yakalarsam bir demeç patlatayım. Oldu sana siyaset. O devir geçti. Dolayısıyla iktidar olabilmek için bu meselede yıpranmayı göze almak gerekir. Onlar izindeler, biz çalışıyoruz. Kürt açılımını Türkiye'nin 81 ilinde halka anlatacağını açıklayan Başbakan Erdoğan, Malatya'dan sonra İzmir'de miting düzenledi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesi de, devlet yolunun açılış töreninde konuşan başbakan, içeriye ilişkin yine bilgi vermedi ama, Kürt açılımına karşı çıkan muhalefet partilerine sert ifadelerle yüklendi. Hükümet olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Başbakan Erdoğan, sözü TBMM'deki pankartlı protestoya getirdi. Erdoğan özetle şunları kaydetti. Provoke ettiler. Parlamentoda toplantı yapıyoruz, bakıyorsunuz ki CHP milletvekili birilerini tutup izleyici koltuklarının üzerinden orada provoke ediyor. İzleyici tribününde alkış dahi olamaz, slogan atılamaz. Bütün bunlara rağmen alıyor oraya getiriyor, ondan sonra da orada slogan attırıyor, oradan meclisin sükunetine, suhuletine ters hareketler yaptırıyor. Bir hafta önce yaşadık. Ellerinde pankartlarla meclis genel kurulunda oturumu provoke etmeye kalktılar. Atam izindeyiz, diyorlar. Atam eserlerine sahip çıkacağız, diyorlar. 24 saat iş başındayız. Yahu size zaten alıştık, siz bunu her zaman yapıyorsunuz da, atam izindeyiz, diyerek bugüne kadar ne yaptınız, bir dikili ağacınız var mı bu ülkede? Yok. Ha ama şunu söyleyebilirim, izindeyiz, diyorlar ya, doğru. Onlar izindeler, biz çalışıyoruz. Farkımız bu. Biz 24 saat, gece gündüz çalışıyoruz. Başbakan, yorgunluğunu gizlemek için bulutlu havada güneş gözlüğü taktı.